Ama çok güzel. Hatta şu ayçiçeğiyle çekeyim dedim. Bayılıyorum ya. Kal Güneş, gerçekten oynama. Şu videoyu çekene kadar hiç oynama. Renk sıkıntısı olmasın lütfen. Aloha. Bugün arkadaşlar sizlerle 11 dövmem ve tüm dövmelerimin hikayesini paylaşacağım bu videoda. Instagram'dan zaten takip ediyorsanız oradan bir story paylaşmıştım. Özellikle bir tane dövme vlog geldi, bir tane daha gelecek. Hani storylerde sizlerle böyle ara ara paylaşıyorum işte, bir dövme daha yaptırdım. Şurada bir çiçeğim var, şöyle Hawaii çiçeği, şöyle göstereyim. Ve o zamanlarda bir de önceden de size sormuştum, hani dövmelerimin hepsini anlattığım bir video çekeyim ister misiniz kanalda olsun mu diye sormuştum. Siz de tabii ki Kardelen çek, çok isteriz diyenleriniz çoğunluktaydı. O yüzden böyle bir videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle hani vücudumdaki yaptırdığım şu zamana kadar ki böyle kaç senedir, senelerdir taşıdığım dövmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben neden dövme yaptırıyorum ve neden dövme seviyorum derseniz de, açıkçası arkadaşlar ben hatırası kalmasını istediğim için dövme yaptırıyorum birincisi. İkincisi böyle minimal dövmeler yaptırmaktan, hani o renkleri vücudumda taşımaktan çok seviyorum. Ben genelde böyle çok kontrastlı, çok fazla, çok büyük ya da böyle siyah, yani siyah renkler diyeyim, ağırlıkta olan dövmeleri sevmiyorum. Genelde beyaz tenlilere çok renkli dövmeler çok iyi gidiyor diyor dövme sanatçısı olan arkadaşlarımız. Benim tenim yani bence bayağı açık buğday. Hani böyle inanılmaz bembeyaz olduğumu düşünmüyorum ama hani renkli dövmeler bana gidiyor. O yüzden hani belki ileride hatta daha da yaptırırım. Henüz karar vermedim. Birkaç dövme daha var aklımda. Neyse, yani kısacası öncelikle size bir bundan bahsetmek istedim. Ben bu sebeple dövme yapıyorum. Ve hani vücudumda pişman olduğum şu zamana kadar hiçbir dövme olmadı. Bu arada küçük bir not geçeyim. Yani ben 88'liyim ve bizim zamanımızda özellikle hani ben büyürken, lisedeyken falan böyle dövme yaptırmak, piercing yaptırmak inanılmaz böyle hani çok isyankar bir hareketmiş gibi algılanıyordu. Tabii ki de şu anda öyle değil. Lakin yine de 18 yaşın altındaysanız ve izliyorsanız hani annenize, babanıza, ailenize kısacası danışmadan dövme yaptırmamanızı öneririm diyorum ve artık videomuza başlıyorum. Öncelikle ben bu videoyu çekmeden önce şöyle bütün hepsini zaten saydım, hani kaç tane toplamda dövmem var büyük küçük diye. 11 adet dövmem var ve bunların 7 tanesini Çağatay Ateş yaptı arkadaşlar. Çağatay'ın da Kadıköy'de Negatif diye bir stüdyosu var. Bu arada ben hani 3 isim size vereceğim dövmelerimi, çünkü 3 farklı kişi yaptı benim seneler içinde. Lakin hani ben memnun kaldım dövmelerden. Hani bir dövmem dışında pişman olduğum dövmem olmadı. Bir tanesinde rengi soldu ama genel olarak dövmelerimden hep memnun kaldım. Zaten o yüzden kapı çaldı arkadaşlar. O yüzden bir ara vermek durumunda kaldım. Şunu diyordum. Ben hani çok memnun kaldığım için zaten dövmelerimi hani üst üste, yani üst üste dediğim işte bir sene sonra, 2 sene sonra yine aynı kişiye yaptırdım. Lakin benim memnun kalmam demek hani sizin de memnun kalacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden siz de dövme yaptırmayı düşünüyorsanız bu açıdan evet, hani bu video size biraz bilgi verebilir ya da sorularınız olursa her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Kendi araştırmanızı yapmadan dövme yaptırmamanızı öneririm. Hani o kişinin yaptığı dövmelere bir bakın, iyice araştırın kimdir nedir diye. Ona göre kendi kararınızı kendiniz verin diyorum. Ve ben ilk olarak hani ilk 3 dövmem aslında gittiğimde, evet, 3 dövmemi aynı anda yaptırmıştım ve hiç unutmuyorum. Babamla gitmiştim. 18 yaşındaydım. 2006 senesiydi. Ve o Çağatay'ın hani Kadıköy'deki o küçük Negatif diye bir stüdyosu vardı. Oraya gitmiştik. Hatta o zamanlarda işte dövme kanser yapar mı falan diye böyle bir tartışma konusu vardı. Babam dövme yaptırmamı istemiyordu. Ben çok istiyordum falan, böyle bir tartışıyorduk. İlk yaptırdığım dövme sağ böyle ayağımda olan, hani ayağımın işte iç tarafında olan bir yıldız. Zaten şuraya büyük ihtimalle ya da buraya, ama buraya bir koyarız. Görürsünüz fotoğrafını. 2006 senesinden bu yana arkadaşlar 16 sene geçti ve tabii ki de 16 senede bu dövmenin rengi biraz soldu.
Ama hala çok memnunum. Hatta o dövmeye böyle bir daha hani üstünden geçsin istedim. Çağatay'a ben birkaç kere daha gittim başka dövmeler yaptırmak için. Ben dövmelerin üstünden geçmiyorum dedi. Belki o dövmeyi böyle farklı bir şey yaptırabilirim. Birkaç bir şey daha ekletebilirim başka bir dövme sanatçısı arkadaşımıza. Ama ilk yaptırdığım dövme oydu. O da babamın zoruyla kanser olacak mıyım, olmayacak mıyım? Bakalım hani bana bir yan etkisi olacak mı, olmayacak mı diye bakmak istedi babam. Ondan dolayı öyleydi. Bir de yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Benim kınaya alerjim var. Hem de öyle böyle bir alerjim yok. Yani hani kına dövmesine alerjisi olanlar bilir. Ben babamla 3 kere Hindistan'a gitmiştik biz işte. 18'imden önceydi bu. 16-17 yaşlarımda. 16-17-18 yaşlarımda ben toplamda 3 kere Hindistan'a gittim. Bir de Bodrum'da da yaptırmıştım kına dövmesi. Çok iyi hatırlıyorum. Ama o Hindistan'da yaptırdığımda elime yapmışlardı. Ve tabii ki her kına dövmesi farklı olduğu için o kadar şişmişti ki ben hastanelik olmuştum. Bunu da söylüyorum hani hiç dövme yaptırmayanlarınız varsa tabii ki de dövmeye bir alerjisi olanı duymadım hani bu bildiğimiz dövmelere ama kına dövmesiyle çok başka hani babam çünkü şey demişti o zaman senin kına dövmesine alerjin var buna da alerjin olabilir falan gibi böyle bir mantık gütmüştü aslında alakası yok tabii ki ama hani kına dövmesi de yaptırmayı düşünüyorsanız diyeyim şu anda o aklıma geldi alerjiniz var mı yok mu diye bakmakta fayda var çok küçük bir yerinize kına sürün diyeceğim çünkü ben onu çok net hatırlıyorum ve bayağı kötü olmuştum o dövmede. İkinci dövmem arkadaşlar hani dediğim gibi işte ilk o stüdyoya gittiğimde böyle bana 3 dövme yapmıştı Çağatay. Sol ayağımda onu da yine zaten ekranda göreceksiniz. Çengelli iğne var ve o çengelli iğne kalp şeklinde. O da hani hayatın benim için sevgiden ibaret olduğunu sembolize ediyordu. Ve de hani tiyatrolarda gülen surat, ağlayan surat vardır ya. Ben de o kalplerin içine hani gülen surat ve ağlayan surat yaptırmayı seçmiştim. Ve onu da böyle çengelli iğneye taktırmak istemiştim ki hayatın aslında çok ince bir çizgide olduğunu, her an her şeyin değişebileceğini, her şey böyle bir anda harikayken tepe taklak olabileceğimizi, olabileceğimi kendime hatırlatmak istedim. Bu hani benim düşüncemdi. Yani ben o yaşlarda şeyden çok etkileniyordum. İşte o tiyatrolarda hani gülen surat, ağlayan surat vardı. Beni o zamanlarda niyeyse hani hayatın özü bu işte. Hani bir güleriz, bir ağlarız, hiçbir şey belli olmaz. Her an her şey değişebilir. Öyle bir algım vardı. O yüzden hani çengelli iğne de böyle hani senin bazı acılar içinden geçiyor ama aslında o acıların geçmesine izin verirsen demiştim kendime hani o dövme benim için bu anlamı ifade ediyordu. Hani o çengelli iğnenin ucu da hep açık. Çünkü hani hangi yöne gideceğin de tamamen sana kalmıştı. Ucu açık mı? Evet, ucunu açık yaptırmıştım çünkü. Onu sembolize ediyordu. Aslında her şeyin ne kadar değişken, ne kadar farklılaşabileceğini ve gülerken ağlayabileceğimizi, ağlarken gülebileceğimizi sembolize ediyordu. O yüzden onu yaptırmayı seçtim. Ve üçüncü dövmeme geleyim direkt. O gün ya da bir sonraki gün yine gitmiştik. Tam hatırlamıyorum ama minnoş dövmesi. Benim zaten 20 sene 7 ay 7 gün yaşayan kedim. Minnoş'la ilgili bir video çekmiştim. Onu izlemediyseniz buraya ya da buraya bir yerlere kartını bırakırım arkadaşlar. Hayat arkadaşımdı ve Minnoş'un benim için hani o video da bayağı böyle duygu dolu bir video oldu. İçimden nasıl geldiyse öyle paylaşmıştım sizlerle. Minnoş'un benim hayatımdaki yeri çok başka. Şu anda hani Minnoş'la ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. Dileyenler o videoyu izleyebilir. Ama o sebepten dolayı Minnoş'un dövmesini yaptırdım. Onu da zaten hemen sağ böyle kolumun içinde diyeyim hani. Ve hani fotoğraftan göreceksiniz. İnanılmaz güzel yaptı. Hatta bütün dövmelerim arasında hani 11 dövmem arasında en sevdiğim dövmem odur. Bayılıyorum ve her baktığımda daha o zaman hani 2006 senesiydi. Minnoş 2015. Hatta 2006 Haziran ayıydı bu dövmelerimi yaptırdığımda ilk 3 dövmemi. Minnoş 2015 Ağustos ayında vefat etti ve o zaman böyle şey demiştim. Daha çok seneler var. Hani Minnoş benim uzun seneler boyunca hayat arkadaşım olacak ama onu yine de hani göremediğim zamanlarda hep vücudumda taşıyor olacağım demiştim. Gerçekten de müthiş güzel yaptı. Bu arada benim size nacizane önerim, yani öneri de demeyeyim de hani ben olsam Çağatay portre konusunda çok iyi. Mesela kedinizin, köpeğinizin falan böyle dövmelerini yaptırmak istiyorsanız gerçekten hani şu anki işini de çok iyi bilmiyorum. En son 2015'te ona ben dövme yaptırmıştım ama
bayağı iyiydi yani. O zaman da birazdan anlatacağım hangi dövmeyi yaptırdığımı. Portre dövmelerinde Çağatay'ı gerçekten çok öneririm. Ayağınıza bir dövme yaptıracaksanız ama kendisine önermiyorum. Bunu da buradan söylemem gerekiyor. Bir sebebi var. Hani ama o sebep özel olarak kalsın. Ama hani onun dışında, hani ayağınız dışında bir yerinize dövme yaptırmak istiyorsanız ve de özellikle portre dövmeleri yaptırmak istiyorsanız kendisine yaptırabilirsiniz diyebilirim. Tabii ki de işlerine bir bakın. Hani size hitap ediyorsa yaptırın diyorum. Ve bir diğer dövmeme geçiyorum. Sonrasında da arkadaşlar ben yine Çağatay'a böyle uzun bir süre zaten hani ona yaptırdım dövmelerimi. Kardelen çiçeği dövmesi yaptırdım. O da hemen böyle boynumun arkasında. Ve yani ondan çok memnun kalmadım açıkçası ama o şununla da alakalı. Ona gösterdiğim fotoğraf aslında hani neyse onu çizdi tabii ki kendisi de. Ben bambaşka daha güzel bir kardelen çiçeği dövmesi yaptırabilirdim. O biraz belki benim de hani tırnak içinde hatam oldu. Hani dövmeyi benim gösterdiğim şekilde yaptı ama fotoğraf benim çok içime sinmediği için çok istediğim gibi bir dövme olmadı. Zaten hani kim görse "Aa, bu kardelen çiçeği" demiyor. Hani hiç kimse kardelen çiçeği olduğunu anlamıyor. Ama o da hani göremediğim bir yerde olduğu için ve benim hani hayatımda adım Ceren'ken kardelen olarak değiştirdiğim için böyle bir önemi var olduğundan dolayı bu dövmenin hani hiçbir zaman hani üstünü kapattırmak, cover up yaptırmak yani istemedim ya da sildirmek de istemedim. Bu arada hani soranlarınız olacaktır ya da merak edenleriniz olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi her türlü sorunuz ya da herhangi bir şey danışmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ama ben şunu söyleyeyim, hiç dövme sildirme işlemi yaptırmadım. Çok acılı olduğunu biliyorum. Çok yakın bir arkadaşım bir dönem yaptırmıştı. 3 kere gitmişti o ve inanılmaz acıttığını ve bayağı ücretli olduğunu o bana söylemişti. O zamanlarda tek bilgim bu. Ama ben hiç dövme sildirmedim diyeyim. Bunun yanı sıra kardelen çiçeğinden sonra bir de ayağımın üzerine, sağ ayağımın üzerine Haziran 2013'tü çünkü Londra'dan döner dönmez, hatta o zaman gezi olayları patlamıştı hani hatırlayanlarınız vardır. Direkt İstanbul dövmesi yaptırmıştım ve hani onun fontu ne olsun, nasıl olsun, hani Londra'dan 19 Haziran'da dönmüştüm hiç unutmuyorum ve 20 Haziran'da hiç randevu falan almadan direkt gitmiştim yine Çağatay'a, ona yaptırmıştım ve böyle bayağı hani bana bu dövmeyi yapmasın, ben İstanbul'u çok özledim, bu dövmeyi istiyorum. Hani Londra'da böyle uzun süre İstanbul ateşiyle yanıp tutuştum, çok özlemiştim yani hani ülkemi böyle. Yani İstanbul'u çok özlemiştim. Orada böyle zor zamanlar da geçirmiştim. Son hani dönmeden önceki son birkaç ayım özellikle biraz zorlu geçmişti. Bu gezi olayları da patlayınca ve ben burada değilim diye bayağı üzülmüştüm. Kısacası bütün bunlardan dolayı arkadaşlar İstanbul dövmesini yaptırmak istedim ve fontundan, renginden, yani yerinden, her şeyinden ben çok memnun kaldım. Bunun yanı sıra bir de hatta o zaman iyi ki hani Çağatay beni çok uyarmıştı bence yapmayalım diye. Ben böyle Galata Kulesi yaptırayım, İstanbul'u bütün ayağıma çizdireyim, bir şekilde hani İstanbul'u hep taşıyayım falan diye böyle gerçekten saçma sapan birçok şey yaptırmak istedim. Hani saçma sapan diyorum, bana göre şu anda düşündüğümde saçma sapan geliyor. O zaman çok mantıklı geliyordu. Çünkü gerçekten İstanbul'u çok özlemiştim. Ama o "ben bunu yapmam, sen bir git uyu, yat, böyle birkaç hafta düşün, ondan sonra yine istersen konuşuruz" demişti. İyi de oldu. Yani o dövme o yüzden öyle kaldı ayağımda ve çok memnunum. Ben ayak üstüne yapılan dövmeleri çok seviyorum. Bir de yalnız size şunu söylemem gerekiyor. En acıtan yerlerden biri ayak üstü. Zaten hani yaptıranlarınız, bilenleriniz ya da arkadaşlarınız falan yaptırdıysa belki biliyorsunuzdur. Gerçekten çok acıyor canınız. Yani benim canım tatlı değildir ve dayanabilirim acıya. Ama bütün dövmelerim arasında en çok acıyan yerin neresiydi derseniz ayak üstümde. Onu net size söyleyebilirim. Bir sonraki dövmem de arkadaşlar 2015 Şubat ayında yaptırdım. Nedense hiç unutmuyorum. Beyaz kaplan dövmesi yaptırmıştım. Tam sol böyle ayağımın üzerine ve vücudumdaki en büyük dövme odur. Neden beyaz kaplan yaptırdım derseniz de ben beyaz kaplana bayılıyorum. Hatta hani böyle spirit animal diye geçer ya, işte ruh hayvanınız nedir diye sorarlar falan, hani belki duymuşsunuzdur. Benim hep böyle aklıma beyaz kaplan gelir. Yani hep böyle beyaz kaplan ve koalaya çok sempati duyuyorum. Hani koalayı böyle çok severim ama özellikle böyle ruhumu yansıtan falan hep beyaz kaplan gibi hissederdim çocukluğumdan beri. Dolayısıyla onun bir dövmesini yaptırmak istedim.
Ama orada bir talihsizlik yaşadım. Hatta sonra Çağatay hani çok özür dilemişti. O dönemde gelen boyalarda bir sıkıntı varmış. Bunu birkaç dövme sanatçısı olan arkadaşlarım daha söyledi hani sonrasında konuştuğumda. Ve o 2015'te yaptığı bu dövmede üzerini kapattırmıştı. Hatırlamıyorum tam 2 gün mü, 3 gün mü, 1 hafta mı ne açma demişti. Ve ben hiç açmamıştım hani o kapattığımda. İlk dövme yaptığı bu dövmelerin üzerine vazelin sürüp böyle streç folyo ile sarıyordum. Ve sonrasında hani açmıştım ve bunlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama o dövme taşma yaptı. Daha doğrusu kusma yaptı diyorlar galiba. O ne demek derseniz de hani o dövme boyaları böyle taştı. Ve sağ tarafımda hani normal dövme boyutu buyken şu kadar taşıp hani oralar hep dövme boyası oldu. Böyle derimin altı gri gri siyah siyah boya oldu. Ve demin hani ben dövme sildirmedim, dövme sildirme işlemi yaptırmadım dedim. Ama oralarımı yani nasıl diyeyim size, şu elimin yarısı gibi düşünün. Yani şu kadar bir bölgeyi kabaca, hani şu kadar bir bölgeyi arkadaşlar, o taşan dövmeler olduğu için bütün o taşan bölgeyi sildirdim. Ve ben de sanıyorum 2 ya da 3 seans gittim ve bayağı acıtmıştı canımı. Yani evet, acılı bir işlemdi ve bayağı da hani benim için yüklü olan bir miktar ödemiştim. Hatta Çağatay'a hani bu hiç iyi bir şey değil, böyle böyle oldu falan dediğimde gerçekten özür dilemişti. Ama hani talihsizlik oldu diyelim. Böyle de bir şey yaşamıştım ama dövmeden çok memnunum. Gerçekten çok güzel dövme, yani taşıdığıma çok memnunum diyebilirim. Ve son olarak da hani Çağatay'la yaptırdığım son dövme de arkadaşlar hemen şu sol göğsümün altında, kalbimin tam üzerinde annemin adını yazdırdım ve annemin adını da ona doğum günü hediyesi olarak yazdırmak istedim. Annemin adı Deniz ve ben deniz kızı olduğuma hep inanırım. Yani annemle alakasız bir şekilde. Hani denizi çok severim, su altında kendimi çok iyi hissederim. Denizde böyle hani illa kulaçlar atmam gerekmiyor. Yani denizin içinde olmaya bayılırım. Böyle orası benim evim gibi gelir bana. Dolayısıyla kendimi hep böyle bir deniz kızı gibi hissederim. Annemin adı da Deniz olduğu için hani oradan bir de deniz kızı şeyi de olduğu için hani deniz ismini de zaten seviyorum. Yani anneme de doğum günü hediyesi olarak kalbimin üzerinde onun adını taşımak istedim. Onu da yaptırdım. O da güzeldi. Böyle zaten bayağı minimal bir dövme oldu. Bu şekilde. Şimdi bunun yanı sıra bir diğer benim dövme yaptırdığım dövme sanatçısı arkadaşımız arkadaşlar Fatih Odabaş. Ve kendisine ilk dövmemi 2018 yılında yaptırdım. O zaman YouTube kanalım ve sizler yoktunuz. Hatta hiç unutmuyorum, bir erkek arkadaşımdan ayrılmıştım ve çiçek dövmelerini çok seviyordum. Yani böyle her yerime çiçek dövmeleri yaptırmak istiyordum, böyle minimal, renkli. Onun işlerine bayılmıştım. Kendisi zaten yine dövme sanatçısı olan Resul Odabaş. Belki bilenleriniz vardır. Shadow'du galiba stüdyosunun adı. Hani eskiden Taksim'de ben hiç dövme yaptırmadım ama bayağı bilinen biri diyebiliyorum. Onun kardeşi. Neyse, Fatih Odabaş'a gittim. O çok güzel bir dövme yaptı. Zaten dövmeyi göreceksiniz hemen bu sol elimin içinde. Zaten videolardan bazen görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Çok memnun kaldım. Bunun yanı sıra ikinci yaptırdığım dövme de vlogladım. O yaptırdığım hani sağ ayağımın böyle arka tarafına yaptırdığım dövmeyi de o vlogladığım günü, o vlogu daha doğrusu buralara bir yerlere koyarız. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. O dövmede de ayçiçeği ve lavanta böyle beraber yine çok minimal bir dövme oldu. Benim çok içime sinen, gerçekten bence çok güzel bir dövme oldu. Ve bir sonraki dövme kaçıncı dövmemiz oldu? 10. dövme. Evet, 10. dövme. Yani sondan bir önceki dövmemiz. Zaten en son yaptırdığım dövme, o da şu hani Hawaii çiçeği. Bunun bir adı var, bakmıştım. Buralara yazarım yani, hani bilmiyorum, merak edenleriniz olursa diye. Aslında hem bu pembe hem bu pembe başka bir renk mi olsaydı, ama bu dövmenin istediğim halini ben ekrana koyacağım. Birebir öyle olmadı. Çünkü onun da sebebi Fatih'in dediğine göre senin tenin bembeyaz değil. Hani bayağı beyazsın ama böyle bembeyaz değilsin dedi. Dolayısıyla da yani bence de hani açık buğday tenli olduğum için hani tam böyle beyaz tenlilerde özellikle renkli dövmeler bayağı patlıyor. Ve bu açıdan çok isterdim yani öyle bembeyaz. Ama gerçi bembeyaz neyse. İşte öyle bir bilgi var yani. Dolayısıyla da o sebepten dolayı ben de öyle olmamış ama bayağı benzedi yani. İçime sinen bir dövme oldu. Çok memnun kaldım. Bir de aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Çünkü bana mesajlar atıyorsunuz. Instagram'dan falan birkaç soru almıştım. Hani kardelen dövmen ne kadar, hani ne kadara mal oldu.
Arkadaşlar genel olarak tabii ki de boyutu, kime yaptırdığınız, nasıl bir dövme yaptırdığınız, zorluğu hani ne kadar süreç olarak o dövme sanatçısını ne kadar zorlayacak bir dövme olduğuyla çok alakalı dövmenizin fiyatı. Ama böyle aşağı yukarı 2000-2500'den başlayıp yani bayağı böyle yüksek rakamlara kadar gidebiliyor derim. Yani 2000-2500 liralık dövmeler genel olarak hani mevcut. O yüzden hani bu fiyatlardan başlıyor benim bildiğim kadarıyla. Tabii ki de o dövme sanatçısının amatör mü, profesyonel mi ya da kaç senedir dövmeyle ilgileniyor, dövme yapıyor. Bunlarla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında hani dövmelerin genel fiyatı budur. Hani dövme bu fiyata yapılır gibi bir bence gerçeklik yok. Çünkü çok değişkenlik gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Tek bildiğim bu dövme boyalarına da çok fazla faiz yani çok yüksek fiyatlara çıktığı için dövme boyaları hani gelişi daha pahalı olduğu için dövmelerin fiyatları da özellikle son 1-2 yılda bayağı fırlamış. Onu söylemişti Fatih. Böyle. O zaman son bir dövme kaldı. Son dövmemde arkadaşlar Bebek'te Emrah diye bir dövme sanatçısına yaptırdığım hemen şu zaten sağ kolumda cipsi yazdırdım. Çingene demek ve cipsi böyle hani şey boho cipsi denir ya hani böyle hippie gibi hippie vari böyle renkli takılan işte karavanla seyahat eden benim hayallerimden biri böyle ileride çocuk sahibi olma düşüncem olursa şu an için düşünmüyorum ama değişebilir. Her an her şey değişebilir arkadaşlar. Bugün sevmiyorum dediğiniz bir şeyi yarın seviyorum diyebilirsiniz. O yüzden bence gerçekten birbirimizi yani yargılıyorsunuz demiyorum ama böyle insanlar yargılıyor ya sen böyle değildin, çok değiştin. Sen niye böyle oldun falan. Evet yani her an değişiyoruz. Her saniye değişiyoruz ve bu normal. Dolayısıyla da neyse bu konuyu kapatayım. Yani ileride eğer ki çocuk sahibi olmayı düşünürsem özellikle böyle ne bileyim çocuğumla tabii ki partnerim varsa onunla böyle karavanlarda gezip hani böyle o boho, cipsi hayatını yaşamayı hep böyle çok seviyorum. Hani küçüklüğümden beri hep yollarda olma dürtüm ve isteğim vardı. Hatta ne olmuş yani podcast'i dinliyorsanız orada gitmek mi kalmak mı diye bir bölüm kaydetmiştim. Bayağı böyle önceden ilk bölümlerden biriydi. Hani ilk 10 bölümden biri olması lazım. Orada da bu konuya biraz değinmiştim. Dilerseniz onu da dinleyebilirsiniz diyorum. İçime sinen bir dövme oldu. Mesela bu dövme 1000 liraya, galiba 1000 liraya yaptırmıştım. Bir 2-3 sene önce falandı. Ama yani bayağı minimal bir dövme aslına bakarsanız. Bu şekilde başka size dövmelerle ilgili söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani sizin sorularınız olursa her zaman yorumlara dediğim gibi yazın. O şekilde ben zaten bütün yorumları okuyorum. Cevap vermem gereken ya da cevap vermeyi seçtiğim yorumlarınız olursa zaten muhakkak dönüş yapıyorum. Ama okumadığım, atlamadığım yorumlar olmuyor. Sadece böyle saygısız olan bir yorum varsa ona tabii ki de hoşgörü göstermiyorum, gösteremeyeceğim. Öyle. Onun dışında da bir de şeyi söyleyeyim. Kore dövme sanatçılarına ben hastayım. Özellikle Eun Tatu muydu? Bir Instagram sayfası var. Şuraya bırakırım. Hatta birkaç tane var. Sevdiğim Instagram sayfalarını şöyle bütün ekrana ben 2-3 tane ya da 4 tane kaç tane varsa bırakırım. Hani onlara da bir göz atabilirsiniz. Ben Koreli dövme sanatçıların işlerine bayılıyorum dediğim gibi ve bir gün Kore'ye gidersem ve randevu alabilirsem yaptırmak isterim. Onun dışında düşündüğüm böyle kafamda bir 3-4 dövme daha var. Ama bunların hiçbiri böyle büyük büyük dövmeler değil. Onları da paylaşmayayım. Yaptırırsam zaten sizinle tabii ki de paylaşırım diyorum. Onun dışında da sürpriz olsun. Öyleyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için kocaman 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 mahalo diyorum. Varlığınıza da minnettarım. İyi ki varsınız. Bu içerik yani bu dövmelerimi paylaşmam umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle videoda kalkıp hani şuramda var, buramda var, bakın falan diye göstermek yerine fotoğraf çekip paylaştım. Bence daha iyi oldu diye düşünüyorum. Diğer türlü netliyor, netlemiyor, sorun yaşayabiliyoruz. Bu şekilde Instagram'dan takipte kalmak isterseniz de şuraya bir yerlere Instagram'ı bırakacağım. Takipte kalabilirsiniz. Yani beni çok mutlu eder. Bir de şey var hani YouTube kitlesiyle Instagram kitlesi farklı zaten bana bunu diyorlar. Ama genelde YouTube'dan izliyorsunuz çok minnettarım. Instagram'dan da takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Oradan en azından storylerle daha anlık hani beni biraz olsun daha çok tanımış olabiliyorsunuz
Ki tabii ki de seçerseniz, hiçbir şeye zorunluluğunuz yok. Böyle arkadaşlar, benim yine çenem açıldı, susmuyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da böylelikle haberiniz olur. Bunun dışında sizin de hani mesela bir konuda dertleşmek istiyorsanız ya da benim fikrimi istediğiniz konular varsa hayatınızla ilgili, yani sizi zorlayan şeylerle ilgili, sınav stresiyle ilgili çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Her neyse, yalnızlıkla ilgili çok soru geliyor. İşte terk edilme, sevgilinden, hani sevgilim beni terk etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bununla ilgili çok soru geliyor. Ama özellikle yorumlara, Kardelen şu konuyu ele alabilir misin? Hani şu aralar şöyle bir şey yaşıyorum dediğiniz konular varsa paylaşabilirsiniz. Seve seve, ben de tabii ki de içimden gelirse paylaşırım o konuyu. Yani böyle bir dertleşiriz diyeyim size. Böyle. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu gözlerimizin içine hani kalem çekerdik benim lise zamanlarımda. Ben hatta onu üniversitede falan da böyle gözlerimin içine hep siyah kalem çekerdim. Gözü daha böyle belirgin hale getirirdi ya. Bu videodan önce yine çektim. Sonra bir de zaten hani kalem çektim. Sonra böyle inanılmaz patladı gözlerim. Yani hani bayağı siyah oldu ki benim zaten hani neredeyse çok koyu kahve siyah gözlerim var. Dolayısıyla böyle şey gibi simsiyah gözlerle karşınıza çıktım. Neyse, çok belli olmuyor herhalde. Sildim gerçi. Öyle.